Artık sonbahar geldi. Yaz döneminin sonuna gelirken meclisin açılmasına da bir ay gibi bir süre kalmış oluyor. 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, Haziran'da da yapılsa, öncesinde de yapılsa son açılışı olacak artık yasama yılının seçim öncesinde. Şimdi siyasi partiler zaten bir süredir hareketli. Kendi çatıları altında toplantılarını yapıyorlar. Ancak sahalar da hareketleniyor artık. Miting meydanları da hareketleniyor. Şimdi meclis açılmadan hemen önce Eylül ayında İzmir'de kampa girecek Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten yaz döneminde de grup toplantılarına da ara verilmediğini biliyoruz. Sahalar ısınırken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den de bir haber geldi. Seçimlere 10 ay kala MHP ilk mitingini Sivas'ta yapacağını duyurdu. Meclis 1 Ekim'de kapılarını açacak. Siyasi partiler de yoğun mesailerine kaldıkları yerden devam edecekler. Meclis açılmadan hemen önce partiler saha çalışmalarına hız verdi. Grup toplantılarını illere taşıyan CHP grubu önümüzdeki hafta Giresun'da toplanacak. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya, Elazığ ve Tokat'tan seslenecek. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'den yanayım. Yalnızca grup toplantıları değil, CHP meclis açılmadan önce 22-25 Eylül tarihleri arasında İzmir seferi Hisar'da kampa girecek. Buradan söylüyorum, herkese söylüyorum. Geliyor, gelmez savunan. CHP kurmayları kampın seçimlerden önceki son yasama yılına hazırlık olduğuna dikkat çekerken, bu bizim iktidar kampımız olacak. İktidara yürürken milletimize kucaklaşmamızın ana hatlarını belirleyecek bir kamp yapacağız değerlendirmesini yaptı. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın. Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın. Muhalefet uzun süredir sahada vatandaşla bir araya gelirken MHP'de sahaya inme kararı aldı. Bahçeli 2023'te yapılması planlanan seçimler için ilk mitingini Sivas'ta yapacak. Bahçeli'nin seçimlere 10 ay kala mitinglere başlaması MHP önceki seçimlere oranla sahaya erken indi yorumlarını beraberinde getirdi. MHP kurmayları ise MHP İstiklal Meşalesi'ni yeniden ateşleyebilmek için millete dönüyor değerlendirmesini yaptı.